Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Serdar Erseven YouTube kanalında birlikteyiz. Ve Doktor Hakkı Öcal misafirimiz. Hemen hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. YouTube'un geleneği. Lütfen abone olunuz kanalımıza. Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve Sayın Hakkı Öcal'ın yorumlarını alacağınız bu Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen gelişmeyen hadiselerle ilgili yorumlarını alacağımız bu videonun altına lütfen siz de yorumlarınızı yazınız. Evet Sayın Hakkı Öcal, şimdi dün yayınlarda, önceki gün yayınlarda evangelizmin altı böyle koyu hatlarla çiziliyor. Yani sayın da demeyeyim, Trump'ın Evet. evangelist kamuoyuna oynadığı yönünde. Hani o görüntüler vesaire. Tabii. Şimdi nedir, nasıl düşünmeliyiz? Yani Amerika'ya nasıl bakmalıyız? Amerika alt üst oldu gibi başlıklar da atıldı. Buyurun efendim. Tabii. Sadece evangelistlere değil, bütün yani Amerika'nın liberal, sol aydın, Demokrat Partili, merkez elitinin yıllardır saf dışı saydığı, insan yerine koymadığı bir İncil kuşağı var. Yani güneyiyle filan. Bunların çoğu esnaftır. Ana baba bir dükkan işletirler filan ve eğitimli değildirler. Ve dolayısıyla bunların Amerikan siyasetinde fazla bir etkisi yoktur. Söz gelimi bu NAFTA diye Kuzey Amerika ve Meksika ticaret sözleşmesi imzalandığında hiç Amerikalı kimseye sorulmadı ve bir anda Amerika'daki bütün işler, fabrikalar bilmem neler Meksika'ya gitti, Kanada'ya gitti. Aynı şey daha sonraki yıllarda Obama yıllarında oldu. Bütün sermaye Çin'e, Hong Kong'a, Singapur'a gitti. Ve dolayısıyla bu Amerika'daki eski orta sınıf alt orta sınıfa ve alt sınıfa düştü. Ve bunları küçümsediler. İşte gerici, ilkel, İncil kuşağı, bunlar sadece kiliseye gider falan diye. Bunların içinde bir de tabii bilinçli bir evangelist grup var. Yani onlar Hristiyanlığı ve bu insanları gerçekte istismar eden ana gruptur. Fakat edebilmek için istismar edebileceğiniz bir şey olması lazım. Ve bunu Amerika solu, liberaller, aydınlar, Boston'un, New York'un, Kaliforniya'nın, Hollywood'un seçkinleri zamanla oluşturdular ve Amerika mesela şu soruyu ben yıllardır hep duyardım sordu. Dünyanın en çok dış yardım yapan ülkesi biziz ama buna karşılık dünyanın en az sevilen ülkesi yine Amerika neden? Filan. Yani bu gibi şeyler Amerikalıları bir manada itilen kakılan bir ülkeyiz imajına soktular. Tabii bu arada zencileri, hispanikleri, gerçekten ırkçılığın kurbanı olan insanları da bir üçüncü sınıf olarak bir yere koyalım. Bu İncil kuşağı da zencilere ve Latin Amerika kökenlere hiçbir zaman sıcak bakmadı. Çünkü bizim işimizi alıyorlar, ucuz işlerde çalışıyorlar. Bunların yüzünden maaşlar artmıyor falan diye gördüler. Tabii bir de sevgili hocam, Amerika'nın cehennemi kendi içinde, ırkçılık bunun adı. Yani yıllarca, yıllarca yani 200-300 yıl bu adamlar ırkçılıkla bir arada yaşıyorlar. Şu anda Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesinde niyeyse böyle bir gelenek var. Yerine başka madde koydukları zaman mevcut maddeyi kaldırıp atmıyorlar. O orada duruyor, onu değiştiriyor bir madde. Mesela orada nüfus sayımında insanlar, beyazlar, siz ben mesela oraya gitsek bir kişi sayılacağız. Buna karşılık bir Afrikalı bizimle beraber gelirse o 5'te 3 insan sayılıyor. Yani anayasa da hala duruyor. Yani uygulanmıyor tamam. Herkes 1'e 1 sayılıyor bugün. Ama öyle bir geçmiş, öyle bir ırkçı geçmiş var ki bunun üzerine hiçbir şey inşa edilemez. Hiçbir şey konulamaz. Önce bunun iç savaşla falan da ortadan kalkmış değil. Önce bu geçmişin ortadan kalkması lazım. Bu iki şey üst üste geldiği zaman tabii yoksulluk da var. Yani protestocuların arasına katılan
kötü niyetli, art niyetli, evangelist, hatta anti, kendine antifaşist diyen ama bilinçli olarak Amerika'da olaylar çıkmasını, isyan çıkmasını zorlamaya çalışan kesimler, gruplar da var. Yani böylece bir büyük şey ki, nasıl söyleyeyim, yamalı yorgan, neresinden tutsanız orası elinizde kalıyor. Yani tabii bunun evet. Üstünde... Efendim, şimdi her devletin bir ontolojisi var tabii. Tabii. Bu ontolojiye göre ben bir yere yerleştirmeye çalıştım. Belki fazla sloganik olacak ama şimdi siz deyince Amerika'nın cehennemi kendi içerisinde. Aslında cehennemde evet. Yanıyor. Yani dünyadaki cehennemde yanan bir devletten bahsediyoruz. Bu ırkçılık kıvamı bana sanki Siyonizmin ırkçılık kıvamına yakın bir şey geldi. Belki de yanlış düşünüyorumdur. Estağfurullah. Evet, yani hani Siyonizm'deki o ırkçılık, hani insanları kategorize etme, hatta onu ne bileyim işte Talmud'a vesaire dayandırma. Tabii. İşte yani, onu yapan bu şey dedim ya, İncil kuşağı. Şimdi bu İncil kuşağı, eline İncil'i ver, adam başka hiçbir şey istemez. Yani yemek memek de verme. Öyle bir kafası dinle yıkanmış bir grup insan var orada. Mesela mesela bu dediğimiz WASP mı? Şimdi Katolikler var. White Anglo-Saxon Protestanlar. Tam WASP da değil. Yani WASP'lar daha bir kültürel olarak daha çok okumuş yazmış insanlardır. Bunlar güneyde bayağı kalabalık. Yani nüfus olarak tek başına başkan seçtirtebilecek kadar çoğunlukta olan insanlar. Ama bu Bostonlular, New Yorklular, Kuzeyler, Hollywood takımı filan, Kaliforniya'nın aydınları da bunlardan nefret ederler. Bunlar redneck, enseleri dep tarlada çalışmaktan kızarmış insanlar. Kız yani redneck lafı çok ağır hakarettir Amerika'da. Ama redneckler de çoğu da redneck. Yani bunu da kabul ederler kendileri. Şimdi, Amerika bu siyahlara nefretten aslında hani uzaklaştı falan değil. Tablosu mu çıkar bu polisin? Şimdi hocam kuzeydeki bu aydınlar, bahsettiğim liberaller falan, zencilerden nefret etmezler. Yani 1861'de Lincoln demokrat lider olarak bu aydınların da çoğunluğunu, desteğini kazanmış olarak, biliyorsunuz, bir köleliği tamamen kaldıran, tarlaların içindeki kölelerle birlikte, esirlerle birlikte satılmasını, alınmasını önleyen, insan ticaretini önleyen, Afrika'dan köle getirilmesini önleyen bir kararname çıkarttı. Ve iç savaş bunun üzerine başladı. Yani biz bu tarladaki bu iş gücüne sahip olmak zorundayız. Eğer siz köleliği kaldırırsanız, esir ticaretini kaldırırsanız biz ekonomik olarak batarız diye o güneydeki pamuk veya diğer tarımla uğraşan grup isyan etti ve o kadar ki Amerika Birliği'nden ayrıldılar. Kendi devletlerini kurdular. 11 eyalet bir araya geldi, bir devlet oluşturdu. Tepede 20 eyalet Amerika'yı devam ettirdi. Ama güneydeki 11 eyalet ayrı bir memleket kurdu ve savaştılar. Ve bu savaş 4 yıl sürdü. Ve bir hesaba göre, 7 çıkan rakamlara göre 850 bin kişi öldü. Yani işte karşıdaki evdeki adam güneyli, ben burada kuzeyliyim, biz yarın adamla savaşıyoruz. Yani olamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir iç savaş, kanlı bir iç savaş, bu kadar uzun bir iç savaş olmadı. Bu dolayısıyla Amerika'nın psikolojisini de çok sarstı. O günden beri yaralıdır Amerika. Cehennem dediğim bu. İçlerinde hala bu ırkçılığın kaynadığını görüyoruz. Bakın güneydeki bu 11 eyaletin kurduğu yeni devletin de bir bayrağı vardı. Amerikan bayrağı biliyorsunuz köşesinde yıldızlar vardır, uzun çizgiler vardır. Bu çapraz bir şey, yıldızlar ve çizgiler olan bir şey, kırmızı üzerine. Bu bayrak, güney bayrağı, hala bugün gidin Washington'un burnunun dibinde, yani başkentin burnunun dibinde hala bu bayrağın asılı olduğu,
oto galerileri göreceksiniz. Georgia'ya gidin, bu meşhur CNN'in binasının karşısında bir yer, lokanta vardır. Bir penceresinde, camında kocaman da bir güney bayrağı asıldır. Yani bu hala işlerinde duruyor. Bununla hesaplaşılmış değil. Bu yani Amerika Birleşik Devletleri aslında oradaki birleşik yalan. Yani Birleşmiş Milletler kadar bir tabii, yalan. Kesinlikle birleşik değil ve bunun İncil'den gelen tarafları var. Demin güzel bir evet. şey işaret ettiniz. Yani Musevileri nasıl biz Tanrı'nın seçtiği insanlarız. Bize işte kitabında da Tanrı şuraları vaat ediyor. Siz benim vaat ettiğim topraklara gideceksiniz. Biz seçilmiş insanlarız falan diye bir kafalarında bir şey var. Aynı şey bu İncil takımında da vardır. Beyaz insan üstün insandır. Yani ben üstün insanım. Ben bir şimdi neler açtırdınız. Bir tarihte çok değil. Yani şuradan 10-15 yıl önce ciddi bir şekilde Boston'da bir bilim adamı oturdu ve bir araştırma yaptı. Zeka eğrisi diye bir şey çıkarttı. Efendim bu zencilerin ve Güneyli Hispaniklerin zekası geriymiş. Çünkü bunların anaları babaları vasplar kadar kitap okumuyormuş. Çocuklarına işte eğitim vermiyorlarmış. Bunlar okulda da okumuyorlarmış. Onun için zencilerin zeka eğrisi böyle. Onlar en aşağı iki uçta duruyor zenciler. Yani bunu söyleyebilen, buna kitap yazabilen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Türkiye'de de bunlar olmadı mı hocam? Şimdi hani göbeğini kaşıyan adam muhabbeti aslında. Tabii. Bunun bir tabii. yansıması. Hani bidon tabii. kafalı diyor, bilmem ne diyor. Bizdeki kendini çok ayırt edemediği için meseleyi sadece ideolojiye veya eğitime şuna buna bağlıyor. Çünkü sonuç itibariyle bana yapıştırabileceği bir şey yok. Bana göbeğini kaşıyan adam diyor ama sen siyahsın, sen az okuyorsun filan diyemiyor. Çünkü biz kültürel olarak da gerçekten Osmanlı'dan bu tarafa biz kaynaşmış bir kütleyiz. Sen kendini benden ayırıp ben CHP'liyim, ben şöyle laikim, ben şöyle pozitivistim, ben şöyle merkez seçkiniyim demediğin sürece ikimiz eşitiz. Yani toplum olarak bak yani ancak işte bu söyleyebildikleri laf göbeğini kaşıyan adam. Yani evet. okumaz yazmaz diyemiyor, bir şey diyemiyor. Ama Amerika'daki bunu uygulamaya sokmuş. Yani buna dayanan bir toplum şekli kurmuş. Bizimkiler, yani bize hocam şu oluyor mu yani? Bir Osmanlı medeniyeti var bizim arkamızda. Selçuklu medeniyeti tabii. var. İslam medeniyeti tabii. var. Hatta tabii. onun gerisine giden bir Türk medeniyeti var. Yani bunların gayet hepsi, hepsinin bakiyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş. Bizim arkamızda bir zenginlik var. O zenginlik bizi ayakta tutuyor. Yani aslında gayet Osmanlı'ya, Selçuklu'ya karşıyım diyenler aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine karşıyım demiş oluyorlar da kimin şarkısını söylediklerini bilmiyorlar. Öyle diyorlar ama o kültürün, o birikimin her türlü meyvasında da yararlanıyorlar. Yani Nazım Hikmet'inden tutun, Mustafa Kemal'e kadar, Yılmaz Özdil'den tutun, yeni çıkan çocuklara kadar. Hepsi kendini ne kadar ayırt etse bu kültürün içinde kullandığı her öge o. Yani tavlada oynuyor, bana göbeğini karşıyan adam diyor. Ama kendisi arkadaşlarıyla oturduğu zaman, buluştuğu zaman o kaçak villasında, kayan yazlığında, şurada burada Yılmaz Efendiler, İsmail Efendiler de oturup benim gibi, sizin gibi, benim dedem gibi tavla oynuyor. Yani kendini benden ne kadar ayırt edebilir ki? Geride evet, böyle bugün gördünüz mü bilmiyorum. Hocam bir şey maskesi, Kemal Atatürk maskesi ne İzmir kadar? Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi şöyle espriler de oldu. Maskeyi kullandıktan sonra nereye atacaksınız? Hani çöpe atacaksınız sonuçta. Şimdi tabii biz de 1990 yılında Cuma dergisinde bir kapak yapmışız. Yani maske koymuşuz önüne. Aslında hani bunların kafasındaki Atatürk aslında tarihteki Atatürk değil. Aslında tabii. tanımladıkları Kemalizmle, Atatürk'le alakasız. Çünkü tabii. Atatürk hani bugün yaşasaydı siyahlarla, İHA'larla gurur duymaz mıydı? Böyle bir şey söylenebilir mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yani Uğur, Allah rahmet eylesin. Benim hem çok kavga ettiğim hem aleyhime çok yazılar yazmıştır Uğur Mumcu. Evet. Hem de ta okuldan beri, Ankara'dan beri arkadaşım da Allah rahmet eylesin.
onun güzel bir lafı vardır. Yani banka soyarken kar maskesi, devleti soyarken Atatürk maskesi takar bu adamlar diye. Yani Uğur Mumcu falan gerçekten halk çocuğuydu. Solcuydu. Ben sık sık, tamam. Hocam ben genç bir muhabirken sık sık röportaj yapardım Uğur Mumcu'yla. Bir kere de şeye, Kenan Evren'e Atatürk Barış Ödülü verildi. O konuyla ilgili röportaj yaptım. Tabii Uğur Mumcu Feryat Figan. Daha sonra bu sefer Mandela'ya verildi. O da almadı ödülü. Ben bu ödülü almam diye. Ama şimdi Uğur Mumcu'nun da bir tepkisi vardı. Yani Atatürk'ün maske olarak kullanılmasına gayet tabii. Uğur Mumcu'nun da tepkisi vardı. Şimdi Amerika'dan uzaklaşmayalım hocam. Şimdi bir şey gördüm. Evet. Bill Gates'in ortağı olduğu bir tuğla fabrikası. O tuğlaları şey yapmış, kamyonlarla getirmiş oraya. Hani tuğla atıyorlar ya. Evet. Şeye. Şimdi ben dedim ki yani bu Bill Gates'in yaptığı Trump'a yarar. Evangelistlere yarar. Çünkü sonuçta bunun üzerinden bir şey yapıyor, politika yapıyor. Tabii. Şu andaki bütün bu kavgalar tek tek oyunu artırıyor Trump'ın. Yani Trump bir tarihte bir şey gazete hazırlanıyordu. Demirel hükümetinin bir bütçesi filan. Ben de meclis muhabiriydim. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir gazeteci büyüğümüz de büroda nöbetçiydi. Bana oğlum ne zaman oylama, bütçe oylaması ne zaman gidecek? Yemeğe mi gidecekmiş? Tiyatroya mı gidecekmiş? Bir yere gidecekmiş. Ben yazıyorum haberi dedi. Bütçe geçer. Bu bütçe geçer dedi. Ya abi işte sence abi geçmeye de bilir. Çünkü salonda çoğunluk yok. Ve parti içinde biliyorsunuz bir haftadır 10 gündür şey var. Saadettin Bilgiç ayrılmaya kalkıyor. Evet. Şu bu filan. Yok dedi. Yazdı haberi. Yolladı Hürriyet'e. Gazete bütçe geçti diye döndü. Fakat geçelim bir yazı bütçe reddedildi. Tabii ertesi günkü şutladılar mı? Faciayı düşünün. O sebeple yapılmamış seçimin sonucuna ilişkin hiçbir şey söylememek o günden beri benim terbiyemdir. Ama o terbiyeyi şimdi bozuyorum. Diyorum ki bu adam eğer o günden bugüne başına bir tuğla düşmezse seçimi gene kazanır. Hem de daha çok oyla kazanır. Yani evet şimdi bu kadar evet. Ona yarıyor çünkü bunlar. Evet şimdi Türkiye'de hani 15 Temmuz darbe girişimi için onca şeye rağmen tiyatro falan dendi ya. Esas evet. Tiyatro belki tiyatronun şahı şeyde oynanıyor. Amerika'da oynanıyor. Şu anda şimdi oynanıyor tabii. Şu, evet tabii. Manipüle etti yani şey. Trump takımı. Tabii. Orduyla tabii. Vesaire. Tabii. Manipüle etti. Askeriyeyi getiririm. Yani çünkü bir kere bu şu Amerika itiliyor kakılıyor kavramını koyalım bir kenara. Yani evet. Trump böyle diye oy aldı. Biz Amerika'yı tekrar eski gücüne oturtacağız. Amerika en birinci gelecek. Her şeyden önce Amerika filan. O şapkayı hatırlıyorsunuz MAGA diye. Amerika'yı yeniden büyük yapmak sloganıyla geldi. Ve şu anda da mesajlarına dikkat edin. Her yerde şunu söylüyor. Valilerle konuşmasında güya sızdırılmış filan. Kendisinin sızdırdığına bahse girerim. Valilere diyor ki ya siz bunu temizleyin ya da ben şeyi getiririm, orduyu getiririm, bunların canını okurum, yağmayı da önlerim, bilmem neyi de önlerim, huzuru getiririm. Bütün bunlar alkış alıyor adamın seçmeninden. Evet. Bunları bilerek, isteyerek ediyor ve zavallı siyahlar da gene bir kere daha tuzağa düşüyorlar. Ya biz Türkiye'de yıllar yılı, ben mesela 33 yıllık gazeteciyim, yani maşallah. Haberlerimin %50'sinde laiklik kavramı bir şekilde geçmiştir. Çünkü laiklik bitmeyen tabii. Bir tartışma Türkiye'de. Ne tanımı yapıldı, tabii. Ne olduğunu anladım. Daha da öğrenemedim. Tabii. Yani arıyorum, bulabilirsem tanımını bulacağım. Şimdi onların hiç laiklik gibi bir derdi yok. Yani adam rahatlıkla, tabii. İncil'le, kiliseyle. Tabii işte, dün ortalığı temizledi, askerleri gönderdi oradaki protestocuları ki protestocu hakikaten. Yani yağma falan yok, şiddet yok. Beyaz Saray'ın önünde toplanmış, bağıran bir engel. Hepsini ittiler kenara, gaz bombalarıyla bilmem neleriyle. Elinde İncil, kapalı kiliseye gitti. Kilise kapalı. Kilise yanmış, tahtalarla çevrilmiş. Tamamen şov. Yani oradaki eylemcilerle bizdeki gezi hani deki tabloları yan yana koyduğumuz zaman onlar öple başına koyuluyor. Gayet tabii. Yani. Gezinin başında bir takım gençler bu ağaç bilmem nesi falan diye bu o zaman HDP miydi? Başka mıydı partisinin adı? Süleyman Sırrı
filan evet. Hatırlayacaksınız bir kazı makinasının üstüne çıktı filan. O sıradaki tepki bir takım gençlerde şu anda da var. Şu anda da sizin ailenize bile vardır. Doğa yanlısı olmak, doğayı savunmak, ne bileyim hayvan dostluğu bilmem ne gençler arasında çok moda. Yani gene birisi bir ağacı yıkıyor bilmem ne dese bugün bir genç oraya hoplar çıkar. Ama o çocukların hiçbirisi ömrü hayatında bir tek tabanca görmemiştir. Bırakın bombayı bilmem neyi. Fakat ertesi gün ne oldu? Taksim Meydanı'ndan bilmem nereye kadar o dükkanların hepsi yağmalandı. Otobüslerin hepsi perişan edildi. Tabancalar sıkıldı. Videolar daha sonra anladık bunların kim olduğunu. Ama protestoyla şiddeti, isyanı, bilmem neyi birbirinden ayırt etmek lazım. Amerika'da da bu maalesef ikinci akım. Yani şiddet yanlıları, dükkanları yağmalayanlar o kadar hızlı ve kuvvetli geldiler ki protesto falan unutuldu. O George Floyd unutuldu. Öldürülmesi unutuldu. Onun yerine tamamen başka bir şey çıktı. Ben şimdi özellikle akademisyen kimliğinize bir soru sormak istiyorum. Yani hoca kimliğinize. Derslere giriyorsunuz, ders veriyorsunuz. Yani ben de yüksek lisans yapıyorum şu anda, onu da söyleyeyim. Maşallah. Hani 95 aldığım zaman itiraz ediyorum. O kadar hırs yaptı bende. Maşallah. Şimdi diyorum ki biz gençlere, ben burada hiç gençleri suçlamıyorum yani. Anlatamadık bir şeyleri. Tabii. 28 Şubat diyorum, aklına bir şey gelmiyor. 14 Şubat diyorum, hemen sevgililer günü diyor. Yani anlatamadık. Yani nerede sıkıntı? Niye anlatamadık? Hocam bir kere biz, siz ve ben 28 Şubat'ı özellikle eşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz bir an evvel unutmak istediler. Çünkü orada ağır bir hakaret vardı. Yani başörtüsünü çek, yerde sürüklenmek, efendim insan yerine konmamak filan ve şiddetli bir şekilde o kötü dönem geride bırakıldı. Aksiyona uygun bir reaksiyonla yerine son derece demokratik reformlar yapıldı. 2002'den bu tarafa doğru yapılan reformlara bakın, Özal'ın getirdiklerine bakın daha sonra. Yani bugün Türkiye'de isterseniz gidin, Komünist Partisi var. Yani ben çok net hatırlıyorum. Yani Kürtçe, İbrahim Tatlıses Kürtçe bir kaset yapmış da el altından satılıyordu. Ve bir devlet su işlerinin bir jipiyle GAP bölgesinde bir tura çıkmıştık da. O jipin şoförü o kaseti bana veriyordu akşamları. Arabada kimse bulmasın hocam, başımız yanar diye. Şimdi evet. O günlerden kurtulur kurtulmaz biz unuttuk. Tamamen unuttuk. Zihnimizden de silindi. Hocam o zaman biz 141 ve 173. madde mağdurlarını bir liste yapalım dedik. Dergi mergi evet. Yetmiyor yani. Öyle bir şey dedik yani. Bütün kapak konusunu ona ayıralım dedik. Hani bir mağdur da unutmayalım. Ayıp evet. Olur falan diyor. Yok mümkün değil yani. Kilometrelerce evet. Kuyruk oluyordu. Yani şu anda mesela Türkiye'de komünizmin bir tarihte yasak olduğunu ben sınıfta söylediğim zaman gözleri büyüyor çocukların. Evet. Aa hocam. Tabii yani. Yani uzun yıllar bunun siyasal etkisi bizi Sovyetler Birliği'ne veya şöyle söyleyeyim komşumuz Ruslara düşman etmek, onun yerine bizi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz okyanusun öbür tarafındaki bir Amerikanın kölesi haline getirmekti. Yani bütün o yutturmacalar kim hangi komünist ideolojiyle Türkiye'yi komünist yapacaktı komünistler. Yani ama yıllarca o korku kafamıza işledi. Yıllarca başörtüsü, aman gerici olacağız, İran gibi olacağız, Suudi Arabistan gibi olacağız. Ne kadar okumuş yazmış insan varsa başörtüsünden korktu. Allah rahmet eylesin, yenilerde vefat etti bir gazeteci büyüğümüzün eşi. Bana yani 2013 yılında Türkiye'ye döndüğümde Hakkı'cığım sen bu AK Parti'yi çok destekliyorsun dedi. Sen dedi ama bilmiyor musun ki bunların gizli bir gündemi var. Allah rahmet eylesin. Ben de dedim ki efendim yani evet gizli gündem. Herkesin gizli gündemi olur. Bu ne biçim gizli bir gündem ki? 2000 yılından bu tarafa aradan 15 yıl geçmiş, 18 yıl geçmiş hala ortaya çıkamıyor. Yani ve çoğunluk, mutlak çoğunluk var adamların elinde. İstedikleri gündemi çıkartabilirler. İşte bu rahatlıkla Serdar'ın bizim
28 Şubat'ı şunu bunu gençlerimize anlatmadık, anlatmıyoruz. Elde doğru dürüst demin bir sebeple baktım. Yıldız Hanım'ın bir kitabı var. Onun dışında doğru dürüst ikna odalarıyla ilgili kitap yok Türkiye'de. Evet. Çünkü işte yani, biraz siyaset, yani siyaset zaten hani diyordu ya Sayın Erdoğan, evliyalarla mı yapacağız vesaire diye. Siyasete evet. girdiği zaman işin içine para giriyor, evet. pul giriyor, makam evet. giriyor, mevki giriyor, menfaat evet. giriyor, gruplaşmalar evet. giriyor. Tabii. O dava evet. dava Kaf Dağı'nın ardında kalıyor. Ben Tabii. şöyle bir ekleme yapayım hocam müsaadenizle. AK Parti'nin gizli gündemi değil. Ben AK Parti'nin gündeminin de olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü evet evet yani ben mesela diyor ki hani eğitim ve kültürde başarılı değiliz yeterince. Ya diyorum evet. yani eğitim ve kültürde başarılı değilse yani bir iktidar yani şeyde zeminde başarılı ne demek yani bu eğitim ve kültürde. Dolayısıyla buralar tamir edilmeden çünkü sosyal medya manipülasyonlarına vesaire de gençlik çok rahat bir şekilde gelebilir. Onların da suçu değil. Çünkü ne verdi ki ne alacaksın? Yani ne ektik ne biçeceksin? Bir de artık o geriye dönülmez havası geldi ya. Yani benim ne zamandı birkaç semestre önce bir genç hanım öğrenciyle konuşuyoruz. İşte gene bir seçim vardı. Seçim mi vardı? Referandum mu vardı filan? İşte derste siyaset konuşulamıyor ama kapının önüne çıkar çıkmaz üniversiteli çocuk bunlar. Hemen size siyaset soruları filan sormaya başlıyorlar. Evet. Hele bir de gazeteci tarafınız olursa evet. sorulan ilk evet. soru bu. O sırada bu genç hanım arkadaşın kartı düştü yere. Yaka kartı. Yaka karttaki fotoğraf başörtülü. Dedim ki bir dakika ver bakayım o kartı. Verdi. Dedim ki bu fotoğraf başörtülü. Farkında mısın fotoğrafın? Bu resmi kimlik kartındaki evet. fotoğrafın başörtülü. Evet hocam dedi. Dedim kızım bu yasaktı. Ve bu şöyle şöyle olursa bu gene yasak olur. Yok hocam dedi. Artık bunu hiç kimse bizim bu hakkı bizim elimizden alamaz dedi. Ondan sonra da 15 Temmuz oldu. Yani tabii evet. Yani kimse uyumasın. Kimse uyumasın. Tabii. Yani belli bir zihniyetin ontolojik gerçeği kolay kolay değişmiyor. Bravo. Çok doğru. Yani varoluş sebebi. Ondan var. Vazgeçmişler mi, geçmemişler mi? Niye vazgeçsinler? Varlık sebepleri ontoloji o demek. Yani evet, evet. Varlığını yok. Tarif eden yapı taşlarından birisi o. Belki de en büyüğü o. Yani tabii. Sayın Erdoğan'a hiçbir şey için itiraz etmeyebilir o takım. Sadece Müslüman olduğu için Müslümanlığı yaşamak ve yaşatmak, Müslümanlığın eğitimini yapmak ve yaptırtmak istediği için karşıdırlar. Ya şimdi bakıyorum. Esasında karşı çıktıkları insanlara bakıyorum temelde. İşte rahmetli Menderes, evet. rahmetli Özal, rahmetli evet. Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Erbakan. Şimdi ve Sayın Erdoğan, hani bu çizgi neyi temsil ediyor? Bir şeyi temsil ediyor. O ortak vasıfları bu şahısların hepsinin Müslüman olması. Yani sadece düz Müslüman da değil. Bunlar siyasetçi olarak İslam'ın bir hayat tarzı olarak toplumda yaşanmasını istiyorlar ve İslam'ın öğretilmesini istiyorlar. Yani devlet kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla, kültürel bilmem neyle İslam'ı öğretmeli diyorlar. Ortak vasıfları bu. Yani kıl beşini, hocam kıl beşini bilişini şey vardır. Kıl beşini evet, bilişini. Evet. O çerçeve evet. içerisinde değil. Yani evet. git camine. Hayır, evet. caminin farklı fonksiyonları vardır. Cami hayatı içerisindedir. Tabii. Ve İslam zaten şeye yani öbür tarafta biz bir şey yapmayacağız ki. Ya cehenneme Tabii. gideceğiz ya cennete gideceğiz. Orada burada ne yapacaksak? Burada ne yapacaksak evet. yapacağız. Dolayısıyla bu dünya zaten bu dünyaya inmiş yani Kur'an-ı Kerim duvarlara. Bu buraya şeyden yola çıktık. Yani Siyonizm gibi veya genel evet. olarak Musevilerin ırkçılığıyla evet. Amerika'daki Hristiyanların ırkçılığı dan hareketle bizde bu olamaz. Bizde de başka türlüsü oluyor. Bu ırkçılık değil. Bu yani sen Müslümansın, ben layığım diye bir ırk yok ortada. İkimiz de Türk'üz, ikimiz de beyazız. Belki sen Kürtsün, belki ben Laz'ım, öbürü de Çerkez.
Ama hepimiz anayasanın Türk tarifi içerisinde şu kadar yıldır bu ülkede yaşayan insanlarız. Onun için birbirimizi ayırt ederken, ayırt etmeye çalışırken ırk falan gibi bir şey, renk derisi, derinin rengi falan diye bir şeyler katamıyoruz işin içine. Katamadığımız için de sadece siyasal ideoloji geliyor yerine. Siyasal çünkü tutmuyor. Buyurduğunuz tutmuyor. Gibi. Çünkü onun üzerine tutmuyor. Yani ırk üzerine tutmuyor. Evet. Bir ideoloji, hani Atatürk'le alakası olmayan bir ideoloji uydurup, evet, Atatürk'ün arkasına saklanıp, hani maske var ya, Atatürk'ün işte maske, arkasına saklanıp yani oradan ateş etmiyor. 2500 değil mi? Yani o maske, peki, maske de pahalıymış galiba. tabii üzerine Kemal Atatürk yazınca çok kaç liraydı şeyin Yılmaz Özdil'in 250 kaçtı? 2500 liraydı kitap. 2500 liraydı. Tabii yani üzerine Atatürk yazmış, o kadar emek mahsulü olur mu? Bir de onun şeyi var, hususiyeti var. Şimdi efendim son olarak şunu soracağım ben size. Tabii hocam. Amerika'daki bu gelişme, Batı'daki bu gelişmeler, bir yandan da ben bazen karamsar bakıyor da olabilirim. Çok şeyler yaşadık çünkü. Sanki Siyonizm adım adım hani bölerek bizim coğrafyayı, vekalet savaşlarıyla gerek Müslümanları daha da fazla bölerek, gerek de coğrafyayı daha da fazla bölerek, kaşıyarak vesaire, sanki Siyonizm arz-ı mevuta doğru. Bu hiçbir zaman olmayacak. Yani biz inancımıza olmayacak ama evet, sanki adım adım, adım adım biz 50 yılda İsrail'i kuracağız diyenler İsrail'i kurdu. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında 1917-2017 evet, Kudüs'ü başkent ilan ettirdiler Amerika'ya tam 100. Evet. yılda. Sanki evet, yol haritasını tıkır tıkır uyguluyorlar gibi, biraz da karamsar olabilir. Siz bu gelişmeyi gerek Batı, işte Fransa bilmem ne bilmem nenin yaşadığı, gerek en son Amerika'nın alt üst oluşu, Türkiye evet, açısından nelere yol açar? Bölgemiz açısından, dünya hocam, Müslümanları bilmiyorum açısından. Yani siz karamsarım dediniz, ben de biraz naifim galiba. Çünkü bakın Libya politikamıza, Suriye ve Libya politikalarımızı örnek olarak gösteriyorum. Yani iş başında akıllı bir yönetim var. Rahatlığı içerisindeyim ben. Kim derdi ki şu kadarcık, Libya'nın şu kadarcık bir kara parçasından yararlanarak biz Akdeniz'deki varlığımızı, mavi vatanı bilmem neyi koruyabiliriz, ilan edebiliriz ve gördük işte yenilerde İsrail'de gazeteler falan başladılar. Türkiye ile tekrar konuşalım, uçak seferlerini başlatalım bilmem ne falan demeye. Yani aynı şey Suriye'de olacak. Yani aynı şey Irak'ta oluyordu. Az daha bölüyorlardı Irak'ı. Kürtlere bağımsızlık ilan ettirdiler. Barzani referandumlar yaptı, bilmem neler yaptı. Sokaklarda İsrail bayraklarıyla dolaştılar. Ne oldu? Yani sonuçta Irak'ı böldürtmedik. Afganistan'ı böldürtmüyoruz. Pakistan'ı yutmaya hazırlanıyorlardı. Pakistan Türkiye sayesinde yeniden cesaret buldu, yeniden toparlandı ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan prenslerine kafa tutan bir Pakistan oldu. Aynı şey Libya'da olacak. Yani bu bakımdan belki yani siz karamsar değilsiniz. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki yani şeyin hep benim çok kullandığımdır. İlk defa ben mi söyledim bilmiyorum ama ilk defa benim söylediğimi gördüm. Başka bir söylemişsen aradımsın. Siyasal iktidar, kültürel iktidar farkı. Şimdi kültürel iktidarla döşemediğin zaman yolları, gençlik meselesini tamamlayamadığın zaman, yarın işte büyük bir liderim var, karizmatik bir liderim var. Metal yorgunluğu ve mental yorgunluğu meselesi de halledilmedi daha. Dolayısıyla hani buralardan bakınca bir de dünyada sadece Türkiye sanki. Yani her meselede Türkiye. Yani başka da yok yani. Yok işte bakıyorum sağa sola. Yok. Yok yani. Yok. Bir çiçekte ne kadar bağır olur? Tabii inşallah olur. Yani İnşallah olur. Ama sorunuza dönersek bu Amerika'daki bu olup bitenler filan Siyonizmin adım adım bir yere gelmek arzusu elbette var. Onu reddetmiyorum, inkar etmiyorum filan ama sonuçta bir yere de getirmemek sizin elinizde. Yani bakın bütün o koca körfezde bir Katar üzerinde etkiniz olabiliyor. Efendim Somali üzerinde etkiniz olabiliyor. Yani eğer Türkiye fakat etkiniz olmasın diye de bunu da söylememiz lazım. Etkiniz olmasın diye sizi deli gibi meşgul ediyorlar bir şeylerle.
Geçen gün bir yerde konuşuyorduk. Yani işte 1 Haziran. 1 Haziran'dan önce 2 günde 3 hastane açılmış. Evet. Efendim şeyden İngilizce bir yazı yazarken Almanya, Avrupa'yla AB ülkeleriyle Türkiye'yi mukayese eden rakamlara bakıyorum. Eşime söylüyorum. Ya görüyor musun, bak listenin en dibinde Türkiye. Milyon kişide ölüm miktarı listesinde falan. Tam sevinip havalara uçacağınız bir 1 Haziran günü sizi ne alakası varsa tamamen yalan bir haberle, Kürtçe şarkı söyledi diye öldürüldü diye bir zavallı Barış isimli bir çocuğun derdine düşürüyorlar. Ya. Niye? Başınızı kaşıyamayasınız diye. Tabii. Çünkü yani siz elinizi meşgul edecekler ki siz rahata ermeyeceksiniz. Bunu da dikkatlice altını evet, çizip. Ben aklıma ne geldi biliyor musunuz? Çok alakalı değil. Bitiriyorum hocam. Çok da vaktinizi aldım. Rahmetli Muhammed Ali boksör. Şimdi evet. Ben küçüklüğümde seyrederdim. Sabahları kalkardık boks maçlarını vesaire. Şunu da düşünürdüm. Derdim ki aşağı yukarı her maçını kazanıyor ama her kazandığı maçta da kafasına en azından 150 tane yumruk alıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Sayıyla kazanıyor. Nakavtla kazanıyor ama vuruyorsun sen sonuçta, bir de yumruk yiyorsun. Sonra son maçında hani gördük duruma düştü. Hani çok sıkıntılı duruma düştü. Tabii. Ve tabii. Geçmişin muhasebesini yaptığı zaman da, yani şunu söylemek istiyorum. Rahmetle anıyorum Muhammed Ali'yi de. Yani evet. Şimdi devamlı bir kişinin boksla bütün yumruklara muhatap olması iyi bir şey değildir. Ya cam filmi Recep Tayyip Erdoğan. Efendim motorlu taşıtlar vergisi Recep Tayyip Erdoğan. Emeklilikte yaşa takılanlar, takılmayanlar Recep Tayyip Erdoğan. Efendim yoğurt fiyatları Recep Tayyip Erdoğan. Efendim ekmekteki işte bir şeyin ne olması gerektiği Recep Tayyip Erdoğan. Tarımın ne olması gerektiği Recep Tayyip Erdoğan. Yani ben şunu diyorum. Takım oyunu oynayanlar sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde falan istikrarlı oluyorlar. Tabii bu da hani, doğru. Takım oyunu yoksa bir maçı kazanıyorsun, bir maçı kazanıyorsun, iki maçı kazanıyorsun falan. Ama sonuca ulaşabilmek için... Ama yumrukları da alıyorsun bu arada. Tabii, kültürel iktidar. Çünkü hiçbir maçta bir önceki maçtaki gibi değilsiniz. Yani bir önceki maçtan yıprandınız, evet. Kazandınız vesaire. Çok doğru. Şimdi çok olaylar doğru. Üst üste geliyor. Gezi olayları, tamam yeniyorsun ama bir darbe alıyorsun. Arkasından darbe alıyorsun. En sonunda da şu soruluyor. Ya arkadaş artık ben bunu da yazıyorum. Sayın Erdoğan, Türkiye şu takım oyunu kurmalı. Şu metal yorgunluğumu, mental yorgunluğumu, İstanbul seçimlerini nasıl kaybettiklerini de 1000 tane yazıyla yazdık yani. Çok elinize teşekkür sağlık. Ediyorum. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah daha sonraki şeylerde de biliyorsunuz bizim kanal 4 aylık bir kanal bir daha. Çok yeni bir kanal. Yani sağ olsunlar, büyük ilgi oldu. 20 bin abonemizi dün açtık. Maşallah. 20 bin abonemizi. O da bakın maşallah. Hiç de hani izleyenler de görür, hiç yan yollara sapmadım yani. Biliyorsunuz o alemde. Evet. Bir de bu evet. Alanı da bu alanda gerçekten boş bırakmamak lazım. O evet. Boşluklar birileri tarafından dolduruluyor ve beyinler Allah nasıl olsun. Yıkanıyor görüyorsunuz. Gayet tabii. Ellerinize ya, sağlık. Sağ olun. Dua ediniz. Destek bekliyoruz. Bütün sağ olun. Yani işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elinize bu mütevazı imkanlarla. Sağ yerimiz olun. Dar ama gönlümüz dar değil. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler çok diyorum. Size, bütün sevdiklerinize mutluluklar diyorum efendim. Aynen. Çok sağ olun. Böyle. Çok teşekkür ederim. Talebelerinize de selamlar söylüyorum özellikle. Gördüğünüz öğrenci demiyorum. Biz şimdi evde mahpus vaziyette duruyoruz. Olsun, siz yine oradan, ben bugün şeye katıldınız biliyorum, Zoom yayınlar. Zoomlarla filan toplantılar devam ediyor, devam ediyor. Dersleri bitmez. Online yapıyoruz. Çareler tükenmez ilimde ve bilimde. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Hürmetler ediyorum. Görüşürüz sağ olun, inşallah. Sağ olun.